Az Mavi mutfağa hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün salata severler için çok nefis bir havuç salatası tarifim var. Hemen şöyle mis gibi gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1 kilo e, havuç kullanıyorum. Havuçlarımızın önce kabuklarını ince ince soyalım ve iki tane ucu var ya, oraları da fazla ziyan etmeden, yani gereksiz kesmeden keserek hazırlayalım. Ben 1 kilo havuç kullandım. Siz Ev e, aile fertlerinize göre çoğaltın azaltın bu tamamen size kalmıştır. Bütün havuçları soydum. Şöyle ona uyacak bir tencereye aldım. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu salatayı önceden e, havucumuzu bir e, yarım haşlama işlemi yapacağız. Bunun için havuçları güzelce dizelim. Ve yarım su bardağı su yani sadece bu kadar su. Aslında buradaki amacımız buharda yarım haşlayacağız. Yarım su bardağı suyu ekleyip ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatalım. 6-7 dakika orta kısık derecede pişirip kapağını açıyorum ve kenara alıyorum. Yani 6-7 dakika yeterli. Şöyle size göstereyim. Tam böyle haşlamadık. Yarım haşladık. Bunu yapmamızın sebebi havuç salatasını yerken böyle kattır kuttur ağzınıza gelmesin. Ee, böyle yarım haşlayarak yapılıyor zaten. Ee, Alman mutfağında da birçok salatayı eğer tane tane yapılacaksa yarım haşlayarak uygulanıyor. Sosumuz için gerekli malzemeler. Çeyrek su bardağı sızma zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı bal. Tatlı iş gibi bir e, balans yapacağız. E, salatalarda bu çok meşhurdur. Biraz karabiber ve bir limonun suyunu da komple sıkalım. İsterseniz limon suyu kullanın, isterseniz balzamik sirkeniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kekik ve bir yemek kaşığı da mayonezimizi ekleyip hepsini güzelce bir karıştıralım. Güzelce dememdeki anlam bütün bu malzemeler hemojen bir kıvam alsın. Tamamen birbirine geçişmiş tek bir kıvam almış olmalı. Yani o ayrı o ayrı değil. Şöyle kaşıkla size göstereyim bakın sevgili arkadaşlarım. Tamamen birbiriyle bağlantıyı kurmuş güzel bir sosumuz var. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum havuçları ben bir süzgeç aldım. Biraz soğuması için çünkü çok kaynarken çalışamayız. Havuçlar biraz soğumuştu. Şöyle elimde bir e, rende kullandım ama tam buraya kadar geldim kameraya bakıyordum çekim açısı güzel mi derken burada tak elimi kestim tabi. Tam burada kesiyorum. İşte şimdi kestim. Hemen bir gittim. Aslında böyle afilli biraz şık görünen bir şekil istiyordum ama elimi bantladım. Bundan sonrasını e, bıçakla doğrayarak yapıyorum. Aslında amacım size farklı bir sunum sunmaktı ama artık veri olarak bıçakla keserek bütün havuçları doğradım. Ve bir tutam da maydanozumuzu ince ince kıyarak içine ekleyelim. Maydanoz böyle çok güzel bir yeşil tane tane hem görsellik katıyor hem de bir ekstra lezzet katıyor. Çok yakışıyor salatanıza. Ben bu arada maydanozu da böyle yeşillik doğranabilen bir makasla doğradım. Aslında benim evimde çok gereç var. Bir izleyicim Selva Hanım hepsini kullanın lütfen biz de görelim dediğiniz için bununla doğrayıp ekledim. Yani buradaki amacım göstermek değil sizin ilginizi çeker diye kullandım. Çok pratik bir şey gerçekten de. Daha önce hazırlamış olduğumuz sosumuzu da komple üzerine döküp güzelce karıştırıyoruz. Bu salatamızda sevgili arkadaşlarım samırsak yok, soğan yok. Ee, yumurta yok. Dolayısıyla bunu bu şekilde harmanlayıp dolaba alın. 2-3 gün servis edebilirsiniz. Ee, mangalın yanında servis edin. Yemeklerinizin yanında servis edin. Ee, garnitür olarak bir ana yemeğin yanında servis edin. Hepsine çok yakışır. Veya salata olarak yiyin. Hiç fark etmez. Ee, soğan ve sarımsağın olmadığı salataların hepsini 2-3 gün dolapta muhafaza edebilirsiniz. Salatayı bir servis tabağına aldım. Üzerine de biraz kavrulmuş susam serpiyorum ve olmazsa olmazımız o maydanoz o tam ortaya drap edilecek. Ve salatamız sunum için hazır. Şöyle e, doku testine geçiyorum ama nasıl olur? Burada size göstermek istediğim rengin parlaklığı. Yani böyle solup solan bir e, havuç yok. Çünkü çok ı Orta derecede sadece yarım açladık ee, ve rengi şahane bir şekilde kaldı, kararma hiç olmadı. İçine kattığımız harika bir sos ve maydanoz ayrı bir lezzet e, eklemiş oldu. Bugün sizlere bir salata tarifiyle geldim. Farklı tarifler e, seviyorsunuz diye çok güzel bir salatadır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyen bütün arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.